Berat gecesi. Sual: Berat gecesinin fazileti nedir? Cevap: Berat gecesi Şaban ayının 15. gecesidir. Tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'a bu gece indirildiği bildirilmektedir. Ayet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu, yani Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız. Duhan suresi 2. 3. ayetleri. Her sene Şaban ayının 15. Berat gecesinde o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i Mahfuz'da yazılır. Resulullah Efendimiz bu gece çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah Efendimiz buyurdu ki: Şaban öyle faziletli bir aydır ki insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller alemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. Ayşe validemiz buyuruyor ki: Resulullah'ın hiçbir ayda Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban'ın tamamını oruçla geçirirdi. Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir: Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. Şaban'ın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin. O gece Allahü Teala buyurur ki: Af isteyen yok mu? Affedeyim. Rızk isteyen yok mu? Rızk vereyim. Dertli yok mu? Sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin vereyim. Bu hal sabaha kadar devam eder. Şaban ayının 15. gecesi rahmeti ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü Teala'ya ortak koşan mağfiret olunmaz. Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Berat gecesinde çok ibadet ediniz. Yoksa kıyamette pişman olursunuz. Şu 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. Cebrail aleyhisselam gelip, kalk namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü Teala affeder. Yalnız müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin, içkici, faizci ve zaniyi affetmez. Müşahin, bidat ehli demektir. Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 1. gecesi, Berat ve Arefe gecesi. Allahü Teala Berat gecesinde kafirler hariç müminleri mağfiret eder. Kindarları da bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez. Allahü Teala Şaban'ın yarısının Berat gecesinde dünya semasına tecelli eder. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder. 4 gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü Teala o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez. Onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. Allahü Teala Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder. Allahü Teala şu 4 geceyi hayırla süsler. Kurban, Ramazan bayramı gecesi, Arefe gecesi, Şaban'ın yarısının Berat gecesi ki onda eceller, rızıklar yazılır. Sarih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz. İçki içmek, cimrilik, kin gütmek, ana babaya isyan gibi günahları işleyen kafir olmaz. İmanı düzgünse, günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girer. Sevapları günahlarından daha çoksa, cehenneme girmeden de cennete gider. Bu geceyi ganimet bilmeli, tövbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, bilhassa ilim öğrenmelidir.
en kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal bilgileridir. Peygamber Efendimiz Berat gecesinde, Allahümme erzukna kalben takiyen, mineşşirki beriyen, la kafiren ve şakiyen duasını çok okurdu. Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah, Allahü Teala seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, neden Berat gecesinde çok ibadet ettin diye sordum. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, şükredici kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü Teala'ya arz olunur. Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tövbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır. Hasan-ı Basri Hazretleri, Şaban'ın 15. günü, sanki mezardan çıkmış gibi, yüzü çok solgun görünürdü. Bu üzüntünün sebebini sorduklarında buyurdu ki, ilmi yakin ile biliyorum ki, günahım vardır. Günahım affedilmezse, sevaplarım da kabul edilmezse, halim nice olur diye, korkumdan benzim sararıyor. Sual, Şaban'ın 14. mü, 15. günü mü oruç tutulur? Cevap, 15. günü tutulur. Bünyesi zayıf olanın, Şaban'ın 15'inden sonra oruç tutmayıp, farz olan Ramazan-ı Şerif orucuna hazırlanması iyi olur. Sağlığı yerinde olansa, Şaban ayının çoğunu, hatta tamamını oruçla geçirebilir. Sual, Berat gecesinde kaderimiz tekrar mı yazılıyor? Cevap, hayır. Kader, ezelde levh-i mahfuzda yazılmıştır. Sonradan bir şey yazılmaz. Yani levh-i mahfuzda olacak değişiklikler ve ömürlerin artması ve kısalması da ezelde yazılmıştır. Allahü Teala'nın kaderi, yani ezeldeki ilmi nasılsa, levh-i mahfuzdaki değişiklikler ona uygun olur. Allahü Teala ezelde hiçbir şey yaratmadan önce her şeyi takdir etti, diledi. Bunlardan bir yıl içinde olacak her şeyi, Berat gecesinde meleklere bildirir.